Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Nasılsınız ya? Ne zamandır böyle nasılsınız diye soran yok mu size? Daha dün sordum. Dur ya hocam bizi daha kim böyle şey yapar? Karamsar karamsar şeyler. Bak saat şu anda 15 Ağustos 22.35. Selim hocanız eğitim mahzeninde, eğitim mahzeni buranın adı. Eğitim mahzeninde sizler için sizler için öyle cebelleşip duruyor, cebelleşip duruyor. Sürekli sürekli üretmek için bir şeyler yapıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. İnşallah verimli oluyordur sizler için. Sizlerin de ders çalışma programlarınızı güzelce oturtun. Bakın emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Emek dünyanın en güzel şeyidir. İş başardığında başardığında vay kendi alnımın teriyle kendi emeklerimle yaptım bir sürü zorluk vardı o zorluklara göğüs kere göğüs kere bu işi başardım bu işi başardım diyebildiğiniz an dünyanın en mutlu insanı olacaksınız. Hep hayatımız bir mücadeleyle geçiyor arkadaşlar. Benim de hayatım hep mücadeleyle geçti. Hep iyi olmak için, hep böyle kendimi gösterebilmek için hep mücadele ettim. Ee, ve o mücadeleyi başardığıma inanıyorum ve mücadele etmeye de devam ediyorum ha. Bitmedi. Mücadele hiç bitmiyor. Sizler için, kendim için, dünya için, gelecek için hep bir savaş içerisindeyiz. Bu savaşı ama iyiler kazanacak. İyiler kazanacak. Ne kadar ne kadar kötüler kazanıyor gibi görünse de iyiler kazanacak. İyiler kazanıyor aslında. Biz mutluyuz yani. Evet, neredeyiz arkadaşlar? Neredeyiz? 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 Şöyle bir gösterelim nerede olduğumuzu önce. 55'in 55'in kaçıncı gününe geldik? 31. gününe geldik. Kar zarar problemleri bir tane konu anlatımı yapacağız. Bıyıklı sorular çözeceğiz bitireceğiz. Şimdi gel bana bakayım. Aç 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 aç. Ateşi aç çabuk 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 çabuk. Hadi hadi düşürme motivasyonunu. Gülsün yüzün ya gülsün yüzün ya. Ah şöyle karşında sürekli gülen bir hoca var. Daha ne istiyorsun ya? Uh ve nasıl bir ağrı var biliyor musun? Nasıl da bir ağrısı var hocanın biliyor musun? Şimdi 20 tane kar zarar problemleriyle ilgili tüm mantıkları vereceğim. O soruları halledeceğiz. Ondan sonra bıyıklı sorulara geçeceğiz. Bir dokuz tane de bıyıklı soru çözeceğiz. Bıyığından bıyığından birer de tel koparacağız soruların. Güzelce bu işi bitireceğiz. Tamam mı? hadi bakalım. Haydi 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 çok bir şey kalmadı. Hallediyoruz. Bak TYT bitiyor. Buraya kadar geldiysen TYT bitiyor ama tekrar yapacaksın ha. Verdiğim ödevleri yapıyorsun değil mi? Ha? Hadi bakalım. Kurban oldum. Hadi bakayım. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar, önce kar zarar problemlerinde bazı tanımlarımız var. Şimdi bu tanımları bilmezsek soruları çözemeyeceğiz. Şuradaki anlattığım şeyler, şuradaki anlattığım şeyler konuyu sana tam cık 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 yerlerine oturtacak. Sorularla da pekiştireceğiz. Şimdi soruların içerisinde maliyet fiyatı veya alış fiyatı. Kendin üretiyorsan maliyet, veya işte bir yerden aldığın fiyat maliyet veya alış fiyatı diyoruz. Şimdi bunun yanına yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar koymanı istiyorum ve yanına bir şey yazmanı istiyorum. Eğer bir ürünün maliyet fiyatını bilmiyorsan, bak maliyet fiyatını bilmiyorsan, bak maliyeti bilmiyorsan kar zarar problemi sorusunu çözemezsin. Çözemezsin. He. Niye? Çünkü kar da zarar da maliyet fiyatından hesaplanır kardeşim. Mesela nasıl? Şimdi mesela bir kalem aldın 15 liraya. Dedim ki yüzde yirmi kar yap dedim. Neyin yüzde kadar kar yaparsın? Hep alış fiyatının yüzde kadar kar yaparsın. Eklersin üstüne satış fiyatını bulursun veya 15 liralık aldığın üründen yüzde 30 zarar etmek istiyorsun. Neye göre zarar ederiz hep? Maliyet fiyatına göre zarar ederiz. O zaman 15'in yüzde 30'unu hesaplarsın, çıkarırsın, zararlı satış veya karlı satış fiyatını bilirsin. O zaman hemen kulaklarını dört aç şöyle aç 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 aç, aç kulaklarını. Bir sorunun içerisinde maliyet fiyatını arayacaksın. Kar zarar problemi ise soru hep Maliyetim ne benim diye soracaksın kendine. Maliyeti bulmaya çalışacaksın. Sorun içerisinde maliyet vermediyse genellikle biz belirleyeceğiz maliyeti. 100x diyeceğiz mesela. Anladın mı? Maliyet yoksa kar zarar problemini kimse çözemez. Hadi gel bakalım. Sonra başka tanımlarımız var. İskonto veya indirim. Ne yapıyorsun? Bir şey almaya gittin. Diyor ki %20 indirim yapıyoruz. Neyden yapıyorsun? Üstündeki yazan fiyat. Gidersin. Ürünün etiketinde yazıyordur mesela 120 lira. Dedi ki 120 liradan %20 indirim yap dedi. O zaman 120 liradan 120 liranın %20'sini ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Veya kısa yolda anlattım. Bu %100'ü %20 indirim yapacaksan aslında 120'nin yüzde kaçını alacaksın demektir? 80. Yani ya bunu yapacaksın uzun uzun ya da bunu yapacaksın. %20 indirim demek %80'i o fiyatın %80'i demek. Tamam. Bunlar cepte. Geldik şimdi satış fiyatına. Şimdi satış fiyatı iki şekilde olur. Biri karlı satış, biri zararlı satış. Bir de kafa kafaya. Aldığın fiyata satarsan direkt kafa kafaya ne kar ne zarar vardır. Ama biz genellikle karlı satış yapacağız veya zararlı satış yapacağız. Şimdi karlı satış. Kar hangi fiyat üzerinden olur dedik. Maliyet fiyatı üzerinden karını belirlersin ka maliyet fiyatını eklersin karlı satış fiyatı çıkar. O zaman karlı satış fiyatını bulabilmek için maliyete yapmak istediğin karı eklersin çok önemli. Zararlı satış mı yapmak istiyorsun? O zaman da maliyetten daha düşük fiyata satıyorsundur değil mi? Mesela 15 liraya aldığın ürünü 12 liraya satıyorsan zar edersin. Ne kadar zar edeceğini belirlersin. Maliyetten zararı çıkardığında zararlı satış fiyatını bulursun. Tamam. Şimdi Gel bakalım. Alış fiyatı X lira olan bir ürünü yüzde A karla sat dedi. Şimdi o zaman ne yapacağım? Bana satış fiyatını soruyor bak. Satış fiyatını soruyor karla. Maliyetim kaç lira? X lira. Artı X'in yüzde A'sı kadar kar yap diyor. İstersen bunu yapabilirsin. İstersen ne yapabilirsin? Yüzde yüzdür bu. Yüzde A burada var. Direkt X çarpı yüz artı a bölü yüzde yapabilirsin. Mesela dedi ki 400 liraya aldığım birini yüzde 25 karla sat dedi. O zaman 400 artı 400 çarpı 25 bölü 100 yapabilirsin. Birinci yöntem bu. Veya 400 çarpı yüzde 25 karla dediği için yüzün üstüne 25 ekle 125 bölü 100. Sorularda Hangisi kolayına geliyorsa onu kullan. Ben iki yöntemi de gösteriyorum sana. Hadi geldik şimdi zararlı satış. Şimdi zararlı satış fiyatını arıyorum. Zararlı satış fiyatı. Şimdi x liraya aldığım bir üründen yüzde b zarar yapacaksak x'den x'in yüzde b'sini ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Veya kısa yol ne yapıyorum? Bu yüzde yüz. Yüzde b zarar edeceksek yüzden b'yi çıkaracağım. X'in yüz... Eksi B bölü yüzünü alacağım. Hadi örnek yapalım. Mesela 240 liraya aldığımız bir ürünü yüzde 30 karla, zararla satmak istiyorum. O zaman 240'dan 240'ın yüzde 30'unu çıkaracağım. Bu uzun yolu. Kısa yolu ne? 240. Yüzde 100'dü bu. Bu yüzde 30 eksiği olduğuna göre 240'ın yüzde 70'ini alarak olayı bitirirsin. Şimdi geldik en önemli yere. Bak en önemli yere geldik. Bütün soru kalıplarında karşımıza çıkacak şeye geldik. Buraya yıldızlar, bıyıklar, çiçekler, böcekler ne yapıyorsan yap. Gel. Şimdi soru da sana diyecek ki yüzde kaç kar yapmışızdır diye soracak. Yani kar yüzdesini soracak. Mesela hemen şöyle bir örnekte göstereyim. Bir ürünüm var. 15 liraya aldım, 18 liraya sattım. Ne yapmışım? Kar yapmışım. Bak ne kadar kar yaptın diye sormayacak. Yüzde kaç kar yaptın diye soracak. Hep soruda benim için önemli fiyat hangisiydi? Maliyet. Maliyeti biliyorsan işin kolay. Şimdi her zaman şunu yazacaksın bak. Sana soru kar yüzdesini istiyorsa bölüğü çekeceksin aşağıya daima maliyet. Her zaman kar hesaplarken de zarar hesaplarken de maliyet üzerinden yapıyoruz çünkü. Karsa ne kadar kar yaptığını bulacaksın şimdi. 18'den 15'i çıkardım. 3 lira kar yaptım. Yukarıya da karı yazacaksın. Kar yüzdesi kar bölü maliyet. Ama bu yüzde değildir. Kar oranıdır bu. Bak mesela 3 bölü 15 buldum şu anda. Sadeleştirdim 1 bölü 5. Yani 1 bölü 5 oranında kar yaptım. Bunu yüzdeye çevirebilmek için neyle çarpacağım? Yüzde. 1 bölü 5'i yüzde çarptığımız zaman ne yapacak? 20 yüzde yirmi kar elde edeceğiz. Konunun en önemli yeri kar yüzdesi. Nasıl buluyormuşum? Aşağıya her zaman maliyet bunu unutma. Hep maliyet. Yukarı yaptığın karı yazacaksın. Bunu yaptığında oran bulmuş oluyorsun. Bu oranı yüzdeye çevirebilmek için ne yapacağım? Ya paydasını 100 yapabilmek için 20 ile genişleteceğim bakın 20 bölü 100 ya da kısa yolumuz yüzde çarpıp bulacaksın. Zarar yüzdesi aynı şey ben zararı da maliyet üzerinden yaparım yapılan zararı yukarı yazarım sonra çarpı yüz mesela 20 liraya aldığım bir ürünü kaç liraya satalım 17 liraya satalım dedi ki kaç lira zar yap zarar yap yapıyorsun diye sormadı dedi ki zarar yüzdesi nedir dedi ne yapacağım dedim her zaman aşağıya maliyet fiyatımı yazacağım 20 Ettiğim zararı hesapladım 3 lira. Onu yazacağım 3 bölü 20. İşte bu oran. İstersen bunun paydasını 100 yapabilmek için 5 ile genişlet. İstersen direkt 100 ile çarp. Sadeleştirdim 5. 5 ile 3'ü çarptım 15. Yüzde 15 zararımız var. Burası konunun en cafcaflı yeri. Buranın mantığını anladıysan bundan sonrası çok kolay. Hadi benimle beraber söyle. Kar zarar problemi karşına geldiğinde ne arayacaksın önce onu söyle maliyet fiyatı maliyet fiyatını biliyorsan kar yüzdesini sorduysa yukarıya kar aşağıya maliyet çarpı yüz kar yüzdesi çıktı karşına zarar yüzdesi aşağıya maliyet yukarıya zarar çarpı yüz oranı buluyorsun önce sonra yüzdeye çeviriyorsun. Tamam. Hadi bak şimdi bir sürü soru çözecek Selim Hocan. Senin için her şey yerine çıkkırı çıkkırı oturacak. Birinci soru. 240 liraya alınan bir mal %20 karla satılırsa diyor. Şimdi uzun yolla da yapabilirim. Kısa yolla da. Hangisini öğrendin? Tek tek hadi. Önce tek tek de yapayım. İlk sorular olduğu için her yönüne yapalım. Malım kaç lira arkadaşlar? 240 lira. 240 liranın üstüne 240 liranın %20'sini ekleyeceğim. Bak sıfırları götürdüm 48. Şurası 48 topladım 288. Ama biz ne yapacağız? 240'ı bak 240 %100'üm. de kar yapacaksam %120'ye gitti. 120 bölü 100. Sıfırları sadeleştir. Aynı şey gelecek karşına. %30 zararla satalım diyor. Hadi satalım. Fiyatım 240 liraydı. Zararlı satacaksam çıkaracağım. Neyi? 240'ın yüzde 30'unu ne yapacağım? Çıkaracağım. Şu sıfırlarım götürdü. 72 yaptı burası. 240'ın 72'sini çıkardığım zaman 168 bu da doğru. Veya bu yüzde yüzdü. Yüzde 30 zarar yapacaksam yüzde %70 70'e düşecek. 240 çarpı 70 bölü 100 yapacaksın. Yine sıfırlar götürecek. 224 ile 7'yi çarpacaksın bitecek. 224 liraya satılırsa %10 zarar edilir diyor. Yani zarar yüzdesini soruyor. Hadi söyle bana şimdi. Ben zarar yüzdesini nasıl buluyorum? Her zaman aşağıya maliyetimi yazıyorum. Maliyet fiyatım kaç liraymış benim? 240. Kaç TL zarar ettiğini bul şimdi. Ben 240 liraya aldığım bir ürünü 224 liraya satarsam 16 lira zarar etmişimdir. Yukarıya 16 yazacağım. Bu orandır. Oranı yüzdeye çevirebilmek için yüzde çarpacağım. Gerisi sadeleştirme. Sıfırları götürdüm. Şunları 8 ile sadeleştirdim. Burada 2. Burada ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Yanlış çıkarmadım değil mi? 230 16'ydı evet. Buraya da 240'ı yazdık. Sıfırları götürdük. 8 ile sadeleştirdik. Burada 2. 8 ile sadeleştirdiğimiz zaman burada 3 kaldı. Burası ne yapıyor bakın? 20 bölü 3 yapıyor. Yani %20 bölü 3 zarar etmişiz. Burada %10 zarar diyor. Bu yanlış. 236 liraya satılırsa diyor yüzde 40 zar kar elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere 240 liraya aldığımız bir ürünü 236 liraya satarsak zarar falan etmeyiz değil mi? Kar elde ederiz. Burası aslında 336 falan mıydı ya? 240 4 ile çarp 36'nın 16'nın 6'sı elde var 1 8 96. Evet. Şurası arkadaşlar. Ee, yani burada 236 olmuş ama burayı şöyle 336 yapalım. Sorunun cevabı ne? Birinci sorunun cevabı C. Neyse. iki madde doğruymuş. E yani şu anda 1 ve 2 doğru. Tamam mı? Cevap bu. Ama bunu da bir hesaplayayım. Şurası 336 ikenki gibi bir hesap yapalım. Şimdi kar yüzdesi hesaplayacağım. 336 iken. Şimdi burası 236 iken. Bak. Niye direkt bu yanlıştır dedim? Ben 240 liraya aldığım bir ürünü 236'ya satarsam, daha düşeye satarsam kar elde etmemişimdir, zarar elde etmişimdir. Peki yüzde kaç zarar etmişizdir onu da bulalım hadi. Zarar yüzdesi. Maliyet fiyatım ne? 240. Bak, 240 liraya aldığım ürünü 236 liraya satmışım. 4 lira düşmüş fiyatım. 4'ü buraya yazacağım yüzü buraya yazacağım. yüzde çarpacağım. İşte bunun sonucunda bulduğun zarar yüzdesidir. Ama tekrar şunu da söylüyorum. 336 olsaydı yüzde kaç kar yapardık? Hemen bakıyorum. Maliyetimi aşağıya yazıyorum 240. Karım ne kadar? 336'ya sattım. 240'a aldım. Bak yukarısı kar çarpı 100. 336 olsaydı böyle olacaktı. Bakın şunları çıkardığım zaman 96 yaptı. Tamam mı? 96 yaptı. Şu sıfırları sadeleştirdim. 24'ün tam 4 katı şu. 4 ile bunu çarptım. %40 çar olmuş oldu. 366 olsaydı. Bak ikinci soru. Sınavda gelebilir ha böyle bir soru. Zor değil ama gelir yani. Aşağıdaki şekilde ABCD ürünlerinin alış fiyatı ve satış fiyatı verilmiştir. Hangileri doğrudur? Bak. A üründen %50 kar yapmışızdır diyor. Aşağıya Alış fiyatını yazıyorum. Alış fiyatım kaç lira? 4 lira. Yukarıya karımı yazacağım. Bak satışı 6, alışı 4 ise 6 eksi 4'ten 2 lira kar yapmışız. Yani 2 bölü 4 oranda. 1 bölü 2 bak. 1 bölü 2'yi yüzdeye çevirebilmek için 50 ile genişletebilirsin veya 100 ile çarp. Bak 50 çıktı karşımıza direkt. Yüzde 50 kar yapmışız doğru. B ürününden yüzde 20 kar yapmışız. Hadi B'ye geçelim. B'nin alış fiyatı 15. Aşağıya alış fiyatımı yazdım. Bak 18'e satmışım 15'e almışım. 18 eksi 15 yazıyorum buraya. Oranım 3 bölü 15. Yani oranım 1 bölü 5. Yüzdeye çevirebilmek için yüzde genişlettim. Şunları sadeleştirdim 20. Yüzde 20 kar yapmışız bu da doğru. C ürününden yüzde 25 zarar yapılmış diyor. Bakalım C'nin alış fiyatı 24. 24'ü aşağıya yazıyorum. 24'e almışım 18'e satmışım zarar etmişim evet ne kadar zarar etmişim 24 eksi 18 kadar zarar etmişim bu şu anda zarar yüzdesi ha kar değil çünkü satış alış fiyatım satış fiyatından daha büyük zarar yani o zaman 6 bölü 24 yaptı sadeleştirince 1 bölü 4 yüzde genişlettim yüzde 25 zarar elde etmişiz Üçü de doğru ikinci sorumuzun doğru cevabı eşkımız anlıyorsun değil mi mantığını? G bakalım o zaman. 300 liraya alınan bir ürüne önce %20 indirim yapılmış. Sonra dikkat et indirimli fiyat üzerinden %30 zam yapılırsa kaç lira olur? Kolay soru. Şimdi bir kere 300 liralık ürüne önce %20 indirim yapıyorum. Bakın 300'ün %20'si kadar indirim yapıyorum. Bu. İndirimli satış fiyatını bulabilmek için sadeleştirdim. Sıfırları götürdüm. 60 yaptı. 300'ün 60'ını çıkardım. Şu anda 240 lira. Diyor ki sonra indirimli fiyata yani 240 liraya zam yap diyor. Ne kadar? %30. O zaman artı 240 çarpı 30 bölü 100. Kısa yoldan da yapacağım yalnız Şu sıfırları sadeleştirdim. 72 yaptı. 240 ile 72'yi topladığımız zaman 2, 11'in biri elde var. 1, 312 oldu. Sorumuzun cevabı bu. Şimdi kısa yoldan nasıl yaparız? Dikkat. 300 liralık bir ürüne %20 indirim yaparsam %100'den %20 çıkardım 80. Yani bunun %80'idir o fiyat. Gördük mü? Hiç uğraşmadan çıkarmayla falan 240'ı buldum. Şimdi 240 liraya da %30 zam yap. %100'ün ne yapacağım? Üstüne 30 daha koyacağım. Yani %130'una gideceğim. Sıfırları sadeleştirdim. 24 ile 13'ü çarptığınızda aynı cevabı bulacaksınız. 4. Bir ürüne %30 önce %30 zam, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılarak 312 liraya satılıyor. İlk fiyatı nedir? Şimdi konunun en başında ne dedim sana? Bu konunun en önemli yeri neresiydi? Maliyet fiyatı, alış fiyatı. Şimdi soruda alış fiyatı vermiş mi? Vermemiş mi ona bir bakacağım. Vermediyse kendim belirleyeceğim. Ama 300 liraya alayım falan değil. Bilinmeyen ne yapacağız? Şimdi ilk, ürünün ilk fiyatını yani alış fiyatını istiyor zaten. Bak sorularda alış fiyatını bilmiyorsan hemen 100x diyorum. Diyor ki önce %30 zam yap diyor. 100x'e %30 zam yaparsam nereye gitti fiyatım? 130x. Zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yap diyor. Şimdi 130x'e %20 indirim. Kısa yoldan yapıyorum artık bak. İndirim diyorsa yüzden 20'yi çıkardım 80. Fiyatım %80'e düşecek. Veya anlamayanlar için 130x eksi 130x'in %20'sini çıkararak yine sıfırları götüreceksin. 26 yapacak. 130'un 26'sını çıkaracağız. 104. Ama buradan da sonuç gelecek yine. Sıfırları götürdük. Çarptık. Bakın 104x oldu. İşte bu 104x'in 312 olduğunu söylemiş. O zaman 104x eşittir 312. Bakın 104'ün 3 katı olduğunu gördüm. X'imiz 3. İlk alış fiyatını istiyor. 3'ü yerine yazdım. 300. Dördüncü sorumuzun cevabı da D şıkkımız. 5. Alış fiyatı A. Söylemiş alış fiyatını güzel. Olan bir ürün 2A 45 liraya satıldığında yüzde 25 kar elde ediliyor. Yine iki şekilde yapacağım. A'yı yüzde 25 kar yapmışız. Bak alış fiyatım A olduğu için A'nın yüzde 25'ine hesaplıyorum. Bu işte satış fiyatı oluşmuş 2A 45. Tamam. Şimdi bak şunları sadeleştir. 1 bölü 4 yapıyor payda eşitledim 4A. 1A burada. 5A bölü 4 eşittir. 2A eksi 45 oldu. İçler dışlar yapıyorum şimdi. 5A eşittir. 8A eksi 180 yapıyor. 180'i oraya 5A'yı buraya aldığım zaman 3A eşittir 180. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A'nın kaç olduğunu buldum. 60. Bitti olayım. Onu soruyor. Hadi şimdi hızlı çözelim. Alış fiyatı A yüzde 25 kar elde etmişim. O zaman yüzde yüzün üstüne 25 ekleniyor. Yani a çarpı 125 bölü 100 eşitmiş 2 a eksi 45. Bakın şurayı elde ettim. Şunları sadeleştirince 5 bölü 4 yapıyor. içler dışlar yap. Aynı çözüme geldik. Al Altı. Hop bana bak. Konuşuyorsun değil mi benimle? Sorduğum sorulara cevap veriyorsun değil mi? He. Cevap ver. Cevap ver, konuş benimle, özel derste gibi düşün. %40 karla satılan bir ürüne 100 TL indirim yapıldığında %10 zarar elde edildiğine göre ürünün maliyet fiyatı kaçtır? Maliyet fiyatını soruyor, bilmiyorum yani. O zaman hemen maliyet fiyatına 100x diyorum. Diyor ki %40 karla satıyorum ben bunu diyor. Yani neye satıyormuş? 140x'e satıyormuş. Buna 100 lira indirim yapmış. O zaman eksi 100 diyorum. Şimdi bu benim son durumdaki fiyatım oldu. O fiyatta %10 zarar etmişim. O zaman zarar da maliyet fiyatından yapıldığına göre %10 zarar elde ettiysem 90x'miş demek ki son satış fiyatım. İşte burası 90x'e eşitmiş. Hop 90x bu tarafa geldi. 50x yaptı. 100 öbür tarafa geçti. 100. Her iki tarafı 50'ye böldüm. X2 ürünün maliyet fiyatı. X yerine 2'yi yazdım. 200 kardeş. Altıncı sorumuzun doğru cevabı da Adana oldu. 7. ilmek ilmek dokuyorum bak. Hiç kolay deme. Her soruda farklı bir. Kademe kademe gidiyorum her mantığı vereceğim. Bir ürünün etiket fiyatının %40 eksiğine alınıp etiket fiyatının %50 fazlasına satılırsa yüzde kaç kar Şimdi ne sorduğuna bak yüzde kaç kar elde edilir diye soruyorsa hemen diyeceksin ki bana maliyet fiyatı lazım kardeşim. Surda maliyet yok. Şimdi etiket fiyatı diye bir fiyat demiş. Etiket fiyatı ne? Mesela ben bu tişörtü gittim mağazada etiketinde bir fiyat yazıyor. İşte o etiket fiyatı ne fiyatlardır? Karlı fiyatlardır. İndirim de onlardan yapılır. Ama maliyet fiyatını Hesaplayamayız şu anda söylemediği sürece. Şimdi demiş ki benim etiket fiyatım demiş şöyle siyah kalemim gel etiket fiyatımın yüzde kırk eksiğini almış. Şimdi biz önceki sorularda maliyete yüz x dedik. Niye? Maliyet üzerinden bir hesap yaptırıyordu. Bu sefer etiket fiyatına yüz x istiyorum. Niye? Etiket fiyatının yüzde kırkını kolay alabilmek için Diyor ki etiket fiyatının %40 eksiğini almışım ben bunu diyor. Yani maliyet fiyatını söylemiş. Bunun %40 nedir arkadaşlar? 40x'tir. O zaman %40 eksiği 60x. Bak maliyetimi buldum. Alınıp etiket fiyatının %50 fazlasına satılmış. O zaman satış fiyatım etiket fiyatının %50 fazlası. e 100x'in %50'si 50'dir. O zaman 100x artı 50x'ten Satış fiyatım 150x'tir. Artık etiketle işim bitti. Çünkü kar yüzdesi maliyet üzerinden hesaplanır. Bize kar yüzdesini soruyor. Formülümüz neydi? Aşağıya her zaman maliyeti yazıyoruz. Yukarıya kar miktarımızı yazıyoruz. Bu oranı yüzde çarpınca olayım bitiyordu. Şimdi ben maliyet fiyatımın 60x olduğunu biliyorum. Aşağıya bunu yazdım. Ne kadar kar yaptım? satış fiyatından maliyeti çıkaracağım değil mi? 150 x eksi 60 x ne kadar karım var? 90 x karım var. 90 x'i yukarı yazdım. Çarpı 100 yaptım. Bakın şu sıfır şu sıfırı götürsün. Sadeleştirme yapalım şimdi. Şununla şunu sadeleştirince 15 yapıyor. X'ler götürdü zaten. 15 ile 10'u çarptım. 150. Yani 150 kar yapmışız. Bu kadar basit. Tamam. Hadi gel. Şimdi sekizinci soru. Yine farklı bir mantık vereceğim. Soruyu iki şekilde çözeceğim. İlerleyen zor sorulara temel, altyapı oluşturacak bir soru. Mantığını iyi öğrenmen lazım. Sorunun yanına şöyle küçücük bir yıldız at. Bir mağazada diyor ki 3 tanesi 40 liradan aldığı ürünü 5 tanesini 100 liradan satıyor. Ne yapıyormuş? 3 tanesini bakın 3 tanesini 40 liradan aldığı ürünün 5 tanesini 5 tanesini 100 liraya satıyormuş. Şimdi bu sorunun yanına not al. Şimdi aldığı miktarla sattığı miktar eşit değil. Eşit değilse maliyet belirleyemem. Tamam mı bak? Yani gidip de mesela dedi ki 2 kiloyu alma fiyatını söyledi, 300 gramı satma fiyatını söyledi. Çözemezsin soruyu. Birimleri eşit duruma getirmem lazım. Şimdi birinci yol Birinci yolum bir tane ürünün fiyatını bulmak. Şimdi üç tanesi 40 liraysa alış fiyatımda bir tanesi 40 Bölü 3 liradır. Bak bir tanesinin alışı bu. 3 tanesi 40 ise bir tanesi 40 bölü 3'tür. Şimdi 5 tanesini 100'e satıyormuş. O zaman satışı buluyorum. 5 tanesini 100'e satıyorsa bir tanesini bir tanesini 100 bölü 5'e yani 20 liraya satıyordur. Bitti işim artık. O zaman bana kar yüzdesini soruyor. Kar yüzdesi. Aşağıya neyi yazacağım? Maliyetim. Bir ürünün maliyeti 40 bölü 3. Tam bölünmüyor. Şimdi karımı bulacağım. E bu satış fiyatım, bu alış fiyatım. O zaman karı bulabilmek için 20'den 40 bölü 3'ü çıkaracağım. Payda eşitledim 60. 60'ın 40'ı gitti. 20 bölü 3 kar yapmışım. Bakın bu da karım. Sonra bunu neyle çarpacağım yüzdeye çevirebilmek için? Yüzle. Bakın ters çevirip çarpınca üçler götürdü. Şunları da sadeleştirdim. Bir bölü iki yüzde çarpınca yüzde elli karı buldum. Sekizinci sorumuzun cevabı ne oldu? C şıkkımız oldu. Ha, hocam illa bir tanesini bulmak zorunda mısın? Dilsin. Ama bir yerde eşitlemen lazım. Şimdi 3 beşi 5'i nerede eşitlerim diye düşünüyorum. 15'te. O zaman 15 tanesinin alış fiyatını bulurum. Şimdi 3 tanesini 40'a aldıysam 15 tanesinin alış fiyatını bulabilmek için 5 ile çarparım değil mi? 15 tanesinin alış fiyatı 5 ile 40'ı çarptım 200. 15 tanesinin satış fiyatını buluyorum şimdi. 15 tanesinin satış fiyatı 3 ile 100'ü çarptım 300. Bak. 200'e aldığım ürünü 300'e sattım. Yine kar yüzdesi Maliyetim aşağıya bak. 200'e aldım ürünümü. 300'e sattım. Ne kadar kar yaptım? 100 kar yaptım. Bak aynı cevap geldi çarpı 100. Sadeleştirdim şunları 1 bölü 2. Yine %50 karşıma geldi. Yani aldığın adetle veya aldığın kilogramla veya aldığın litreyle sattığın litrelere eşit olmalı ki güzel bir hesap yapabilelim. Tamam mı? Nasıl anlatıyorum? Valla beynine cuk 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 oturuyor hissediyorum yani. Gerçekten hissediyorum. Hadi bakalım. Bir pazarcı üreticiden aldığı 150 çift çift terliği sabit bir fiyattan satıyormuş. 150 çift terliği sabit bir fiyattan satıyormuş. Pazarcının üreticiye ödediği toplam ücreti 120 çift terliğin satışından kazanmaktadır. Buna göre pazarcının bütün terliklerinden satış çağrı nedir? Bak iyi anla soruyu zor değil. Diyor ki kardeşim diyor ben 150 tane terlik aldım. Kaç liradan bilmiyorum. Bir terlik fiyatı bak bir terlik x lira olsun. Kaç lira ödedin o zaman? Tam bir terlik dediğim bir çift terlik ha. Teki değil. 150 terliğe kaç lira ödedim o zaman ben? 150x ödedim. Bu benim işte 150 terliğin maliyet fiyatı. Tamam. Şimdi terlikleri satacağız şimdi. Satarken bir çift terliği bilmiyorum ya satış fiyatını Y liraya satalım. Şimdi ben o zaman toplam 150Y lira kazandım. Ama X ile Y arasındaki bağıntıyı kurabilmem için bir bilgi vermiş. Diyor ki: Pazarcının üreticiye ödediği ücret 120 satış fiyatına eşit diyor. Y'den satıyordum. 120 tane terliği 120Y'ye sattım. Bu maliyetimize eşitmiş. X ile Y arasındaki ilişkiyi buldum bakın. Bir de 3 ile sadeleştirelim bunları. 5X eşittir. 5X eşittir 4Y. Yani benim alış fiyatım 4 ise satış fiyatım 5'miş. Bakın X eşittir 4 ise Y eşittir 5'miş. Bitti artık işim diyor ki pazarcı bütün terliklerin satışından ne kadar kazanır diyor. O zaman biz x gördüğümüz yerlere 4, y gördüğümüz yerlere 5 yazalım. X yerine 4 yazdım. Hop burası 600 yaptı değil mi? Neyim bu maliyetim. Y yerine 5 yazdım. Çarptım 750 yaptı. Bu neyim? Satış fiyatım. Hadi kar yüzdesini söyle şimdi bana. Aşağıya maliyetimi yazıyorum 600. Yukarıya karımı yazıyorum. 750'den 600'ü çıkardım. 150 kar yapmışım çarpı yüz, yüzdeyi bulacağım. Tam 4 katı 1 bölü 4. 4 de burayı sadeleştirdik. 25 yüzde 25 kar yapmışız. İlerledim. 10. sorumuz. Diyor ki bir mağaza ürünlerinde yüzde 20 indirim yaptığında satışları yüzde 20 artıyor. Ne diyoruz biz buna sürümden kazanma diyoruz. Mesela herkes ne zaman gidiyor alışveriş yapmaya? indirim varken gidiyor değil mi? Ama satıcı fazla ürün sattığı için aslında daha aynı parayı kazanabiliyor yani. Mantık bu. Şimdi diyor ki bir mağaza ürünlerine yüzde yirmi indirim yaptığında satışları yüzde yirmi artıyor. Mağazanın kazancı nasıl değişir? Şimdi burada diğer sorulardan farklı bu. Burada iki tane şey var. Burada bir sattığı ürün adedi var. Bakın. Ne yapıyor? Bu bu bir fiyat var. Bakın bir fiyatım var. Bir de sattığı ürün adetleri var. Adet var. Yani ben kazancımı oluştururken fiyatımla sattığım adedi çarpmalıyım. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben ürünümün fiyatı bak başlangıçtaki bir tane sattığım ürün 10 lira olsun. Tamam mı? 10 lira. Peki, bir günde de 10 tane satış yapayım. Tamam mı? 10 tane satış yapabileyim. Yani ben normalde zam yapmadan önce tamam mı? Bir ürün 10 lira. 10 tane de satış yapıyorum. Kasama 100 lira giriyor. Yani niye böyle yaptım biliyor musunuz? Niye 10'a 10 seçtim? Ya benim kasama giren fiyat 100 olsun ki direkt bulayım. Ne yaptım? Bir ürün 10 lira olsun. O ürünlerden 10 tane satıyorum normal günlerde 100 lira cebime giriyor. Şimdi bu satıcı ne yapmış? Ürünlere %20 indirim yapmış. Şimdi benim bir ürünüm 10 liraydı. Onun %20'si nedir arkadaşlar? Nedir %20'si? 2'dir değil mi? Ya da hesapla yani göremiyorsan. Kısa yollarını göstermiştim yüzdelerde. Nedir? 2. Yani fiyatı 8 liraya düşürdü. Ama satış adedi de %20 arttı. E o zaman 10 tane satarken %20 arttıysa 2 tane artacak 12 tane satıyor artık. Çarptım. Kasaya giren para 96 oldu. da değilim. Yüzdü 96'ya düştü. Yüzde 4 azaldı. 10. sorumuzun doğru cevabı 5. 11. Gel bakalım 11. Gel bakam. Bir mobilyacı satılmayan bir koltuğa yüzde 20 indirim yapıyor. Tamam. İndirimli fiyat üzerinden de satılmayan bu koltuğa indirimli fiyat üzerinden bir yüzde on indirim daha yapıyor. Son durumda kar oranı yüzde sekiz olmuş. Kar oranı diyor ya. Hala kar yapmış bak. Bir indirim yapmış. Bir indirim daha yapmış kar. Maliyet biliyor muyum bilmiyorum. Onu bulmaya çalışacağım zaten. İndirimsiz fiyatın kar oranı. Kar oranı sorduğu için maliyeti bulmak zorundayım. Ama maliyete 100 x demeyeceğim. Burada ürünün ilk fiyatına 100 x diyeceğim. Çünkü onunla oynatmış yüzde yirmi yüzde yirmi. Hadi o zaman ben İlk satış fiyatım bak bu en pahalı satış fiyatıma ne diyorum 100x diyorum. Şimdi 100x'ten bir %20 indirim yapıyorum. %20'si nedir? 20'dir. İndirdim 80x'e düştü fiyatım. İlk indirimli fiyat. Diyor ki yine satılmayan koltuğa indirimli fiyattan bir %10 daha yap diyor. Yani şu 80x'in %10'unu bul diyor, o kadar daha indir diyor. Sıfırları götürdüm. 8x daha kadar indir diyor. O zaman %10 daha indirdim. 80'den 72x'e düştü fiyatım." diyor ki şimdi. İşte bu fiyat, bu fiyat benim %8 karlı yapıyor diyor. Şimdi maliyet fiyatı da belirleyelim. Maliyet fiyatımız 100M olsun bizim. 100M olsun. Maliyet fiyatına göre %8 kar yapmışız. Yani 108M olmuş. Bu 108M işte şu 72x'e eşitmiş. Yardın mı? Bitti olayım. Şimdi bana diyor ki indirimsiz fiyattan kar oranı yani şuradaki kar oranı soruyor. X'i M'ye dönüştüreceğim. Şimdi o zaman buradan her iki tarafı neye bölüyorum? 72'ye bölüyorum. Tamam mı? 36 ile sadeleştirdim şunları. 3, 2. X eşittir 3M bölü 2 oldu. Şimdi buradaki X yerine 3M bölü 2 yazıyorum. Sadeleştirdik 50. Çarptım 150M yaptı. Benim alış fiyatım kaçtı? 100M idi. Neye satıyorum? 150M'ye. %50'yi gördünüz değil mi? Bu neyim arkadaşlar? Maliyet fiyatım. Bu satış fiyatım. Kar yüzdesini istiyor. Maliyeti aşağıya yazdım. 100. Kar 100 eksi, 150 eksi. Yüzden 50. Zaten %50 olduğunu gördük. Tamam mı? Soruda her zaman maliyete 100x istemiyoruz. Hangisinde alacaksak. 12. Aşağıdaki tabloda A ve B ürünlerinin satışları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Şimdi A ürünü 280 liraymış. %40 kar yapılıyormuş 280'e satılırken. B ürünü 240 liraymış. %20 zarar ediliyormuş. Bu iki üründen birer tane satan mağazanın kar zarar durumu nedir? Kar zarar durumu soruyorsa bunun da maliyetini, bunun da maliyetini bulacaksın. Hadi başlayalım. Şimdi bunun maliyeti 100A kadar olsun. %40 kar yapıyorsak biz 140A'ya satıyoruzdur değil mi bunu? 140A 280'miş. Her iki tarafı 140'a böldüğümüz zaman A'nın ne olduğunu bulduk biz 2. O zaman A'mız 2 ise 200 yani bunun maliyet fiyatı 200 liraymış. Şimdi buna gelelim. Bunun maliyet fiyatına 100B diyelim biz. %20 zarar yapıyorsak 80B'ye düşer değil mi? İşte bu 240'mış. Her iki tarafı 80'e böldüğümüzde B'nin 3 olduğunu buldum. Bunun maliyet fiyatı da B yerine 3 yazarsam 300'dür. Tamam. Diyor ki kardeşim diyor bu ürünlerden birer tane sat kar zarar durumunu araştır diyor. Şimdi biz kar yüzdesini bulurken aşağıya maliyeti yazıyorduk. Yukarıya da karımızı yazıyorduk. Şimdi bakalım maliyetim ne? İki ürün satıyorum ya. Bunun maliyeti 200, bunun maliyeti 300, toplam maliyetim 500. Toplam satış fiyatıma bakıyorum şimdi. 0. 12'nin ikisi elde var bir 520. O zaman 520'ye satıyorum. Kar 500 aldım. Yani 20 lira kar yapmışım sadece. 20 bölü 500 oranında kar yapmışım. Yüzde bulabilmek için yüzde çarptım. Şunları sadeleştirdim 5. Bunları da sadeleştirdim 4. Sadece yüzde 4 kar yapmışız. 12. sorumuzun cevabı D şıkkımız efendim. Gördün mü? Anladın, değil mi? Zor değil, vallahi zor değil. Evet, kaç sorumuz vardı? 16, 17, 18, 19, 20 tane sorumuz var. Daha var, daha var, daha var. Hepsini öğreneceksin. Uzun olacak bir tık video ama olsun, olsun. Öğren yeter ki. Diyor ki, Feride satış yapmak için kilosu 50 TL'den 6 kilogram, kilosu 70 TL'den olan fıstıklardan da 6 kilogram, kilosu 60 TL olan bademden 3 kilogram alıp karıştırıyor oluşan karışımı 150'şer gramlar paketler halinde satıyor. Buna göre Feride'nin zarar etmemesi için paketleri en az kaç TL'ye satması gerekiyor. Şimdi en aşağıyı bir daha oku. Zarar etmemesi için. Şimdi ama kar etsin de demiyor. Zarar etmemesi maliyet fiyatıyla satış fiyatının birbirlerine eşit olma durumudur. Hadi maliyet fiyatını bulalım. 50 kilogramdan 6 fındık aldık. 300 lira fındığın maliyeti var. 70 liradan 6 kilogram antep fıstığı aldık. 70 ile 6'yı çarptık. 420 lira onun maliyeti var. Sonra 60 liradan 3 kilogram badem aldık. Çarptım 180 maliyet fiyatımı buldum. 500, 600, 900 lira maliyet fiyatım var. Şimdi diyor ki oluşan karışımı 150 gramlık paketler halinde satacak. Bir paketi kaç liraya satmalıdır diyor. Şimdi ben bir paketi öyle bir fiyata satacağım ki toplamda 900 lira elime gelecek. Şimdi kaç paket var önce ona bir bakmamız lazım. Şimdi benim 6 kilogramlık bir ürünüm var. 6 kilogramlık bir tane daha 3 kilogram. Yani benim toplam yaptığım karışım 15 kilogram. Ben bunu 150 150 paketleyeceksem bu 15 kilogramı grama çevirmem lazım. Kilogramı grama çevirebilmek için yanına 3 sıfır koyarsın. Bir 150'ye bölüyorum şimdi. Bu bana neyi verecek? Paket sayısı. O zaman şu sıfırla şunları götürdüm. Bir kaldı şunları da götürdüm. 100 paket ürünüm var benim. Şimdi ben 100 paket ürünü öyle bir fiyattan satacağım ki bak 100 paket ürünü öyle bir x liradan satacağım ki kar veya zarar etmemem lazım. Yani 900 lira olması lazım. Bir paketi 9 liraya satmalıyım. 13. sorumuzun cevabı da Edirne. 14 gel. Bir sütçü litresini 1,4 TL'den aldığı sütün içerisine %40 oranında su ekliyor sahtekar sütçü. Suya para vermeyen bir de suya da para vermemiş küllü sahtekar. Suya para vermeyen sütçü sütün litresini 3 TL'den satıyor. Buna göre sütçünün karı yüzde kaçtır? Önce maliyeti bulacağım. Sonra cebime giren bak burada cebime giren tüm parayı bulacağım sonra çarp bölü maliyet yapacağız. Hadi maliyeti bulalım. Bir sütçü 1,4 liradan süt almış. Kaç litre almış söylüyor mu söylemiyor. O zaman sen belirle. 100 litre süt alsın mesela. Tamam mı? Veya 100x de diyebilirsin fark etmez. 1,4 liradan aldı. Çarptım. 140 lira bir maliyeti oldu sütün. Tamam. Sonra diyor ki %40 oranında su koy diyor. Bak 100 almıştım. Ben bunun içerisine yüzde 40 oranında su koyarsam 100 kilogram olan sütüm artık 140 kilograma dönüşüyor. Tamam mı? Diyor ki suya para vermemiş ve oluşanı 3 liradan satmış. O zaman çarpı 3 diyorum. Tamam mı? Bak burada 100 kilogramı 1,4 liradan aldı. Ne oldu? 140 lira bir maliyeti oldu. Şimdi 140 kilogram sütü 3 liradan satıyor artık. Satalım. 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 420. Yani 140 liraya aldığı şeyi 420 liraya satmış oldu. Kar yüzdesini istiyor. Kar yüzdesi. Aşağıya maliyeti yazacağım. Maliyeti kaç lira? 140 lira. Yukarıya da kar. 420'den 140'ı ne yapacağım? Çıkaracağım. 420 eksi 140 çarpı 100. 420'den 140'ı çıkardığımız zaman 280 yaptı. Aşağıda 140 var. Tam iki katı zaten bakın. Şunları sadeleştirdik iki. İki ile de yüzü çarptık. Yüzde iki yüz kar elde etmiş. Sahtekar sütçü. On dört Edirne arkadaşlar. Ne yaptım? Kaç kilo süt aldığımı bilmiyordum. Ben buna yüz dedim. Niye? Çünkü yüzdeyle uğraşıyorum. Sonra yüzde kırk su koydu. Yüz kırka yükseldi sütüm yeni sütüm. Bir virgül dörde aldı maliyeti. Üç liraya sattı satışı. Kar bölü maliyet sonra. On beş. Bir mağaza sahibi toptancıdan aldığı gömleklerin yüzde yirmisinin defolu olduğunu fark ediyor. Ha, aldı delik delik bir şeyler defol gömlek. Sağlam olanları yüzde on karla defolu olanları %40 zararla satmaya karar veriyor. Son durumdaki kar zarar durumu nedir diyor. Şimdi bir kere yine iki veri var. Bir aldığı ürünler bir de fiyat. Şimdi kaç gömlek aldı bilmiyorum. O zaman gömlek belirleyelim biz 100 tane gömlek alalım toplam kaç liradan alalım bir tanesini 100 TL'den alalım niye Yüzde çalışıyorum yüzde hep şimdi diyor ki gömleklerin %20'si defolu çıktı diyor o zaman benim 20 gömleğim defolu 80 gömleğim sağlam tamam şimdi sağlam olanları %10 karla satıyor e 100 liraya aldıklarını %10 karla satarsa 110 TL'ye satar değil mi bu sağlam olanları bu fiyata satıyor. Diyor ki defolo olanları, defolo olanları yüzde 40 zararla, yüzün yüzde 40'u nedir? 40. 40 zararla dediğine göre 60 TL'ye satıyor. Tamam. Şimdi bunun sonucundaki kar-zarar durumu. Kar-zarar durumu için bana önce maliyet lazım. Onu biliyorum zaten. 100 gömleği 100 liradan aldım. Maliyet fiyatım 10 bin lira oldu. Tamam. Şimdi o zaman bunun satışından ne kadar kazandım? 20 ile 60'ı çarptım. 12, 2 tane sıfır geldi 1200 lira. Şimdi bunları çarpalım. 8 ile 11'i çarptığım zaman 88 yaptı. Bir sıfır bunda, bir sıfır bunda, iki tane de sıfır geldi. Bu da kasaya giren para. Ne yapıyor? 0, sıfır, onun sıfırı elde var bir, dokuz, 10. On bine aldığım ürünler, on bine gitmiş oldu. Ne kar, ne zarar var. He, farklı çıksaydı, ne yapacaktım yine kar bölü maliyet. Maliyet olarak bunu yazacaktım. Karı hesaplayıp aşağıya geçecektik. Evet 15. sorumuzun cevabı da Edirne efendim. Geldik 16'ya. 16. Mal almak için hale giden Halil amca fiyatı 30 TL olan ve içerisinde 10 kilogram domates olan kasalardan 12 tane alıyor diyor. İyi anla burayı. Ne yapıyormuş? Hale gitmiş. Fiyatı 30 TL olan ve içerisinde 10 kilogram domates olan şeylerden 12 tane alıyor. Tamam. Kasaların hepsini taşıması için 20 lira nakliye şirketine veriyor diyor. Tamam o da bir maliyet tamam mı? Yani sen dükkana geldiğinde cebinden çıkan her şey bir maliyettir sana. Buna göre Halil amcanın domateslerinin tamamının satarak 160 TL kar elde edebilmesi için 1 kilogram domatesi kaç liraya satmalıdır? Hadi önce Halil amcanın bir maliyetini belirleyelim. Halil amca fiyatı 30 TL olan ve içerisinde 10 kilogram domateslerden 12 tane alıyor. Bak kiloyla işi yok burada. Kilosu 30 lira demiyor. Kasası 30 lira. O zaman 30 çarpı 12. Yani bu kasalara yani kasa domateslere 360 lira veriyor. Şimdi kasaların hepsini taşıması için 20 lira da nakliyeye veriyor. O zaman bu nakliye de bizim maliyetimizdir artık. Tamam mı? Yani o nakliye parasını çıkarmadığımız sürece kere edememeyiz. Yani bizim maliyetimiz bu. Şimdi Halil amca domateslerin tamamını satarak 160 TL kar elde etmek istiyor. Eee, şimdi bizim maliyetimiz 380'di. Halil amca 160 kar elde etmek istiyor. O zaman 380, 480, 540 TL Halil amcanın toplamda satışlarda cebine girmesi gereken para bu. Şimdi Halil amca bir domatesi kaç liraya satmalıdır diyor x diyelim. Şimdi Halil amcanın kaç kilo domatesi var? Kilo kilo satacak satarken. Şimdi 12 kasa onar kiloluk. Yani Halil amcanın 120 kilo domatesi var. Öyle bir x lira fiyattan satacak ki cebine 540 lira para girecek. Şu sıfırları götürdük. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüz zaman x eşittir 54 bölü 12 oldu. 3 sadeleştirelim. Veya e, 6 ile sadeleştirelim. 6 ile sadeleştirince yukarısı 9 aşağısı 2. 9 bölü 2 de nedir arkadaşlar? 4,5. 1 kilo domatesi 4,5 liraya satmaymış 16 B efendim. Şimdi geldim. 17. soru da arkadaşlar böyle fire veriyor. Yaş üzüm kuruyor. İşte kuru üzüm, yumurta kırılıyor falan soruları var ya. Şimdi onların mantığını anlatacağım. 17, 18, 19, 20'yi çözecek. Olayı bitirecek. Gel bakalım. Şimdi yukarıda bir notum var. O nota en son göstereceğim. Şimdi sorunun mantığını bir anlayalım. Şimdi Fatma aldığı 30 yumurtanın 6 tanesini kırıyor. Yumurtanın maliyeti yüzde kaç artmıştır? Şimdi şunun gibi düşünün. Şimdi şeye gittiniz tamam mı? Paranız var. Bunu niye çıkarıyorum ya? Bakkala gittiniz. Tamam mı? Bakkala gittiniz. 30 tane yumurta aldınız. Şimdi tamam mı? Şöyle yazarak da göstereyim. Yazarak da göstereyim. Mesela aileniz size e, 30'un ve 24'ün katı olan bir sayı seçim. E, 36 çarpı 5'tir. 24, 4 çarpı 6'dır. E, 24, dur aynı 6 çarpı 4'tür. 20, 120 tamam. Şimdi aileniz size 120 lira verdi tamam mı? Git bakkala yumurta al dediler. Şimdi sen bakkaldan ne yaptın? E, 30 tane yumurta aldın. Tamam mı bak 30 tane yumurta aldın. O zaman bir yumurta kaç liradır? 4 lira. Şimdi peki 6 tanesini kırarsan eve geldiğinde hesap verdiğinde kırıldığına inanmadılar mesela. Nasıl bölerler? 120'yi 24'e bölerler. Oğlum bir yumurtaya 5 lira para verir mi derler. Anladın mı? Yani bir yumurtanın maliyeti 4 liradan 5 liraya yükselmiş oldu. Şimdi işte bu sorularda bunlarla uğraşacağız. Şimdi aslında soruyu da çözdüm de yine anlatayım. Şimdi 30 yumurtanın tanesinin şey işte 6 tane sıkılıyor maliyeti yüzde kaç artmıştır diyor. Şimdi benim bir alış fiyatım var. Bilmiyorum. X gibi bir alış fiyatım var. Tamam mı? Kaç yumurta aldım? 30 tane. Bu benim maliyetim. Tamam mı? Maliyetim. E ben yumurtaları kırdıysam bu kırık yumurtalara da bu kadar ödedim. Ya kırık yumurtaları değil kalan yumurtalara da bu kadar ödedim. O zaman Yeni miktarım ne kadar arkadaşlar? 24. Gerçek maliyetim de burada. Y. Yeah. Tamam mı? Bak bu yumurtaların eski ilk fiyatı. Bu gerçek fiyatı. Yani her iki tarafı 24'e böldüğünüzde bakın. Her iki tarafı 24'e böldüğünüzde. Y yeah dediğimiz. Şunları da 6 ile sadeleştirelim. 5, 4. 5x bölü 4. Yani benim maliyetim x lirayken... 5x bölü 4'e yükseldi. x lirayken 5x bölü 4'e yükseldi. Ne kadar yükseldi şimdi bakın. 5x bölü 4 eksi x kadar yükseldi. Yüzde kaç yükseldi diye sorduğu için ilk fiyatı aşağıya yazıyorum. Yukarısı bakın payda eşitledim 4x. 5x'in 4x'i gitti. 4, x bölü 4 bölü x. x'ler de götürdü. 1 bölü 4 yüzde çarptım. Maliyetim yüzde 25 artmış. Şimdi o zaman yukarıda bir formül ver. Şimdi siz buradaki satış fiyatını belirlemek istiyorsanız tamam mı satış fiyatını belirlemek istiyorsanız işte kuru yaş üzüm kuru üzüm hepsinde alınan miktarla o alınan miktara ödediğiniz parayı çarpıp maliyeti bulacaksınız toplam maliyeti. Sonra benim ürünlerimin miktarı azaldıysa o çarpı Gerçek maliyet yazacaksınız. Sonra şunu şuraya attığınızda bölü olarak yeni maliyeti buraya attığınızda gerçek maliyet karşınıza çıkacak. Hadi gel bakalım. Şimdi diyor ki bir mağaza 15 gömlek alana 5 gömlek hediye veriyor diyor. Gömleğin maliyeti yüzde kaç azalır diyor. Şimdi yine aynı mantık. Şimdi ben kaç tane gömlek bir 15 gömlek alana 5 gömlek hediye ediyor. Şimdi o zaman bir gömlek bak bir gömleğin fiyatı. X lira olsun. O zaman ben 15 gömle ne kadar para ödedim? 15 X kadar para ödedim. Peki ben 15 X kadar para ödedim tamam da bu kadar paraya 15 X gömlek almadım ama. Kaç gömlek aldım? Bana 5 gömlek de hediye verdi. 20 gömlek aldım. O zaman bir gömleğin fiyatı 15 X bölü 20'ye eşittir artık. Tamam mı? Şimdi yani yaptığım şey şu aslında yukarıdaki formül bak. 15 gömlek x lira. Tamam. Sonra gömlek fiyatı gömlek sayısı arttı. 20 gömlek y lira. Bak bu benim gömleklerin ilk fiyatı bu şey fiyatı. Maliyeti hangi oranda azalır diyor. Y'yi soruyor yani. Her iki tarafı neye bölüyorum? 20'ye bölüyorum. Şunları sadeleştirdik. 5 ile 3 bölü 4 oldu bak. 3x bölü 4 oldu. X'ti 3x bölü 4'e düştü çıkardım o zaman payda eşitledim 4x 3x'i gitti x bölü 4 x'lik ürün x bölü 4 azaldı yüzde kaç azaldı diye sorduğu için x bölü 4'ü aşağıya x'i yukarı yazdım o zaman şunlar sadeleşti 1 bölü 4 yüzde çarptım yüzde 25 azaldı veya şurayı hiç yapmadan şuraya kadar gelmiştik bakın burası neydi arkadaşlar burası neydi ee, 15x maliyetimiz, 20x dediğimizde neydi? Ee, bizim şey 20 değil, 20'ye böldük. Şunları sadeleştirdim. Sadeleştirince 5le 3x bölü 4. İşte bu bir gömleğin sondaki aldığım fiyatı, bu baştaki fiyatı. Yüzde kaç artmıştır diyorsa çıkarıp aşağıya da x'i yazdık bitirdik. 19 diyor ki. Kabuklu fındık %30 fire vererek fındık içi olmaktadır. Aslında o şeydeki sorunun aynısı. Ee, neredeki sorunun aynısı? İki soru öncedeki yumurta sorusunun aynısı. O kırılarak fire verdi. Bu şimdi kabuktan dolayı fındığı kırıyorsun kabuğu atıyorsun iç kalıyor. Veya işte yaş üzüm, kuru üzüm hepsinde aynı mantık. %30 fire vererek fındık içi oluşmaktadır. Yani diyor ki sen 100 kilogram fındığın varsa %30'u kabuğa gidiyor. 70 kilogram fındık içi çıkıyor diyor. Kabuklu şekliyle kilosu 50 liradan almışım. Bak 100 kilo fındık almış olalım. Kaç liradan aldım? 50 liradan. O zaman maliyet fiyatımı bulmak için bunları çarptım. 50'nin yanına 2 geldi. Bu 5000 maliyetim. Alınan 50 TL'den alınan 50 kilo, ay, sonra 50 kilo fındığı da söylemiş. Siliyorum o zaman. Baştan başlayalım. Şimdi ne yapıyor? Kabuklu fındık %30 fire veriyormuş. Kabuklu bir şekilde kilosu 50 TL'den 50 kilogram fındık almışım. Maliyetimi söyle. 50 TL'den 50 kilogram fındık almışım. 2500 lira maliyetim var. Fındık içi olarak satılacaktır diyor. Bu bu fındıklardan yüzde 40 kar elde edilebilmesi için kaç liradan satılması lazım? Şimdi dikkat et. Benim maliyetim 2500 diyor ki yüzde 40 kar elde et kardeşim diyor. Ben kar elde edeceksem maliyetin üstüne Bakın 2500'ün üstüne 2500'ünden elde etmek istediğim kar miktarını ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Bu işte benim ürünümün satış fiyatı. Şimdi ben bu kadar fiyata ne satacağım? Şimdi benim elimde ne kadar şey vardı fındık vardı? 50 kilogram. Bu 50 kilogram fındık %30 fire verdi. Yani %20'ye düştü. Veya 50'nin %30'unu ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Fire bu. Şunlar götürdü 15 tamam mı? O zaman 35 kilogram fındık kaldı elimde. Ben 35 kilogram fındığı her kilosunu öyle bir x liraya satacağım ki cebime toplamda bu kadar para girecek. Şimdi şu sıfırları sadeleştirdim. 25'te 4'ü çarptım 100. Bir sıfır da burada var 1000 yaptı. 2500'de 1000'i topladım. 3500 yaptı burası eşittir. 35 çarpı x. Her iki tarafı 35'e böldüğümde 100 yaptı. X eşittir 100. Yani ben iç fındığım 1 kilogramını 100 liradan satarsam olayım biter. Bakın bu soruyu tekrar anlatayım. Önce maliyeti buluyorum. 50 kilogram fındık 50 liradan aldım. 2500 lira. Şimdi soru diyor ki bana kardeşim kar yap. Ne kadar kar yap? %40. Kar yapacaksam bunun %40'ı kadar kar yapacağım. O zaman 2500'ü 140 bölü 100 ile de çarpabilirdik veya 2500'ün %40'ı ile ne yapacağım? Toplayacağım. İşte bu cebime girecek parayı ben sadece 35 kilogram fındıkla edeceğim. X liraya satarak. Bitti. Son sorumuza geldik. Şimdi enflasyon sorusu. Yani bir basit bir mantığı var. O mantığı anlatmak için koydum bu soruyu da. Sonra bıyıklılara geçeceğiz. 6 aylık enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına yılın ilk ayında %10, ikinci 6 ayında %20 zam yapılıyor. Maaşın alım gücü nasıl değişir? Şimdi işin mantığını anlatayım. Şimdi enflasyon nedir? Şimdi mesela bir ürün satılıyor. 10 liraya mesela ekmek 10 lira olsun tamam mı? Ekmek 10 lira olsun. Senin de öğrencisin. Günlük 10 lira param var. Şimdi ekmek 12 lira yapılırsa senin maaşın hala 10 liraysa sen ekmeği alabilir misin? Alamazsın. Enflasyona karşı ezilmiş oldun. Tamam mı bak enflasyona karşı ezilmiş oldun. İşte enflasyon dediğim şey alım gücünün azalması veya artması. Mesela ekmek 12 iken senin maaşın 15 lira olsaydı seninki de zamlansaydı bak burada bir ekmek alırken artık daha fazla ekmek alabiliyorsun. Kaç ekmek alabiliyorsun? 15 bölü 12 tane ekmek alabiliyorsun. Bakın sadeleştir bunları 3 ile. 3 ile sadeleştirdiğim zaman yukarıda 5. Aşağıda ne kaldı? 4. İşte alım gücün artmış oldu. 1 bölü 4 oranında. Hadi şimdi soruya bakalım. 6 aylık enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına ilk ay %6, e, ikinci ay yüzde ikinci altı ayda yüzde yirmi zam yapılıyor diyor memurun maaşı. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Mesela memurun maaşı yüz lira olsun. Bu memurun maaşı tam da yüz liraya da alabildiği bir ürün olsun. Mesela buzdolabı alabiliyor. Şimdi diyor ki altı aylık enflasyon oranı yüzde yirmiymiş. Şimdi altı aylık enflasyon oranı yüzde yirmi ise yılın ilk altı ayında ürün fiyatı yüz yirmiye yükselir. Şimdi e, altı aylık oran bu. İkinci alt ayında bir yüzde yirmi daha artar. Yüz yirminin yüzde yirmisi nedir? Yirmi dörttür. Şöyle yap. Yüz yirminin yüzde yirmisini hesapladım. Sıfırlar götürdü. Yirmi dört. Üstünü ekledim. Yüz kırk dört. Yani buzdolabı yüz lirayken yüz kırk dörde gitti. Bakalım bizim ne olacak? Diyor ki memur maaşlarına yılın ilk altı ayında yüzde on zam yaptık diyor. Yani yüzden yüz ona yükseldi. İkinci altı ayında yüzde yirmi zam yaptı diyor. Yani 110'un %20'si kadar zam yapıyorum. 22 daha zam yaptık. O zaman 132 oldu. Alabiliyor muyuz buzdolabını? Alamıyoruz. Bak başta bir tane buzdolabı alıyorduk. Şimdi alamıyoruz. Peki ne kadarını alamıyoruz buzdolabının? Buzdolabının kaçta kaçını alamıyoruz? O önemli. Şimdi arkadaşlar e, memurun alım gücü nasıl değişmiştir diyor. Buraya baktığımızda bizim... Şimdi buzdolabı 144 maaşım 132. Yani ben 12 liraya param. 12 lira eksik kalıyorum. Yukarıya 12'yi yazacağım. Aşağıya da buzdolabının fiyatını yazacağım. Tamam mı? Bu. Şimdi bakın şunları bir de yüzde yapabilmek için yüzde çarpacağım. Şunları sadeleştirdim. 1 bölü 12 kaldı. Şunları da sadeleştirdim 4 ile. Yukarıda 25 aşağıda 3. Yüzde 25 bölü 3 azaldı. Niye? Alamıyorum buzdolabı. Yani bu enflasyon sorularında ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman aradaki farkı buluyoruz. Tamam mı? Aradaki farkı buldum. Benimki fiyattan düşük olduğu için ezildim bir kere. Ama benim maaşım fazla olsaydı alım gücüm artmış olacaktı. Ne kadar azaldı alım gücümüz? 12 lira. Bak 12 lira azaldı. Şimdi memurun alım gücü nasıl değişir derse buzdolabının kıyaslayacağız. O zaman buzdolabının fiyatı aşağıya çarpı 100. Yüzde 25 bölü 3 azalır. 20. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Şimdi arkadaşlar kar zarar problemleriyle ilgili temel kalıplar. Böyle hepsini verdim. Şimdi çok güzel sorular çözeceğiz. Yani aynı mantıkları sadece hikayelendirmiş sorular olacak. Hiç zor bir şey yok merak etme. Sen yeter ki yeter ki istekli bir şekilde çalış. Tam bir saat oldum. Hiç durmadan çektim bu videoyu. Sırtıma tişört yapıştı şu anda. Gerçekten yapıştı. Klimayı açamadık. Çünkü tutuğum. Bu iman tahtası. De videonun başından beri aklıma geliyor. iman tahtası diyorlar ya buraya. İman tahtasında bir ağrı var. Hadi bakalım sonraki soruda bıyıklılarla devam ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.